Sevgili Ajans 1900 izleyicileri, Futbol Ateşi'nde Haluk Kesim'le beraber haftanın ilk yayınında sizlerleyiz. Haluk abi benden kısa gözüküyor. Ben mümkün olduğunca kadraja girmeye çalışıyorum. Ayarlıyorum kendimi. Yok. Şöyle biraz daha yapayım. Heh, tamam. Ya abi, al maksat ben hani... de yapayım. Ben de yapayım cancağızım. Ya bak ben her tamam. Gün iri gözükürüm. Abi gözükürsün ben, sen bir tanesin. Neydi, sen başlarcısın. Beykozusun sen. Canım senin söylediğin lafla ben sana söyleyeyim o zaman. Belki biz burada küçük gözüküyoruz. Belki tek gözüküyoruz ama bizim omuzlarımız geniş Şafak. Ya hadi ya, öyle olsun dostum. Beşiktaş'ı tektir ama omuzu geniştir. Tamam şimdi işte, sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün haliyle dün oynanan Antalya Spor maçına değineceğiz. Hem saha içine değineceğiz. Tabii ki hakem kararlarına da değineceğiz. Bu dakikadan sonra Beşiktaş yönetimi ne yapmalı noktasını artık konuşmamızın bir önemi var mı bilmiyorum ama ona da ufaktan bir değineceğiz. Yayına başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hala abone olmadıysanız da anlıyoruz ki siz Fenerbahçe'de Galatasaray taraftarsınız diyormuş. Yani o yüzden abone hala olun arkadaşlar. Hala da abone olmadıysanız ya ne diyelim kardeş? Abone olun arkadaşlar. Haluk abi. Şimdi hemen hızlıca bir girizgah yapalım. Öncelikle ilk 11 tercihini nasıl buldun dün Önder Hoca'nın? Sen Lig Radyo'da yayındaydın. Ben basın tribünündeydim. Televizyondan izleyen bir gözle canlı izleyen göz arasındaki farkı da bir kere daha burada göstermiş olalım. Bazı pozisyonlarda çünkü seninle anlaşamadık. Kadro tercihine ne diyorsun abi? Şimdi birincisi ilk önce biz maçtan önce sevgili Tolga Şafak'la birlikte yayın yaptığımızda olası bir muhtemel kadro üzerinden konuştuk. Dedim ki böyle olursa eyvah eyvah. Daha sonra kadro açıklandı. Dedim tamam ama yani ama bak aması var. Nedir? Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Montero'nun olduğu bir takımda Pjanić olduğu zaman problem yaşıyor Beşiktaş. Pjanić'in olduğu bir takımda Montero olduğu zaman problem yaşıyor Beşiktaş. Üçlü defansa çıktı. Yani 3-2-2-1 gibi çıktı. Yani çok garip gelecek size ama aynen böyle. 3-4-2-1 gibi çıktı aslında baktığın zaman Beşiktaş. O da yani 2-2 gitti. Ve Beşiktaş'ın bu kadrosunu gördüğüm zaman aslında dedim ki tamam hani eyvallah. Rıdvan solda, sağda Rozier kanat bekleri. Orada üçlü çıkması, daha sonra top rakipteyken beşliğe dönmesi. Tamam bu da çok güzel. Ancak ya Allah aşkına yeter artık ya. Alex Teixeira'yı bu şekilde kullandığı sürece benim ettiğim bir laf vardı sezon başında. Hani herkes kobra diyor ya, kobrayı boynumuza dolacağız. Tamam eyvallah arkadaşlar dolayım. Ama Alex Teixeira'yı İnşallah da bir sadece kere de... boynuna dolamakla yırtarsın abi. Ne yapacağız? Yiyecek miyiz lan kobrayı? Abi bilmiyorum. Yani seni kobrayla dövebilir bile Beşiktaş taraftarı. Çünkü vallahi, çok iddialı konuştun. Dedin ki 50 gole direkt katkı yapacak dedin arkadaşım, abi. Arkadaşım Alex Teixeira'yı Allah aşkına ya bir kere solda veya ben bir kere Alex Teixeira'yı şu önde ikili de göreyim ya. Abi Alex Teixeira'yı alakasız her yerde kullandılar. Her yerde kullandılar. Dün dedim ki inşallah hani Alex Teixeira Batshuayi'nin yanında olacak. Abi Alex Teixeira topu almaya geriye geldi. Pjanić ne yapıyor o zaman? Ya şimdi Alex Teixeira, öncelikle senin Montero ile alakalı yorumuna hiç katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Ama niye söylediğimi biliyor musun? Tamam niye katılmıyorum? Pjanić'in formsuzluğunun sebebi Montero değildi. Değil alakası yok. Alakası yok. Ama öyle onunla diyorsun. Hayır. Bak dediğimi yanlış anlıyorsun. Montero gibi bir oyuncun varsa Pjanić'li oyun oynamazsın. Montero'lu oyun oynarsın. Eğer Pjanić'li bir oyun oynuyorsan da Pjanić'in arkasına iki tane kesici koyarsın. Sen Pjanić'in arkasına oyun kurucu Montero gibi ayaklarına hakim ve oyunu bu şekilde yönlendiren bir adam koyarsan Pjanić orada rejiste olarak 6 numarada bir şekilde oyunu yönetmeye çalışırsa Pjanić gibi bir adam bunu yaparken Montero gibi hızlı olmayan bak hızı var ama ani bir şekilde yani o kesici özelliği olmayan tek dokunuşu olmayan bir adam sana devamlı tehlike yaratır.
Ben de diyorum ki orada Serdar Saatçi olur, Vida olur, Wellington bile olur, Necip bile olur. Ama Montero olursa problem yaşarsın. Ama Montero gibi bir oyuncun varsa o zaman Pjanic'i sen 8 numara oynatır, ileride oynatırsan, birazcık daha ileride, regista değil, birazcık daha ileride oynatırsan Montero geriden müthiş bir oyun kuruculuk yapar. Ben bunu söylüyorum. Anladım. Şimdi daha iyi anlaşıldı abi söyledin. Şimdi abi bir dün Önder, daha doğrusu artık Önder Hoca ile alakalı bazı şeyleri daha net konuşabileceğimiz haftalara geldik. Niye? Çünkü bir maç iki maç değil. Önder Hoca bize birkaç maçtan daha fazladır. Ne yapabileceğini, ileride de ne yapmak istediğini göstermiş oldu. Sezon sonuna kadar da umuyorum bu yöntemini değiştirir. O yüzden daha net yorumlar yapabiliriz. Önder Hoca dün öyle bir kadro çıkardı ki Rize maçından sonra 3-5-2 diye bekliyorduk ama senin de dediğin gibi biraz bazen dörtlü bazen 2-2 şeklinde dizilen bir takım çıktı. Pjanic kırmızı kart gördükten sonra 10 kişi kalmadı Beşiktaş'ın. Beşiktaş maça 1. dakikada 9 kişi başladı. İşte Emirhan İlkan mevkisinin aksine bir tarafta. Alex Teixeira öbür tarafta. Belki kariyerinin en verimsiz pozisyonunda oynadı Alex Teixeira. Forvet arkası desen değil. Sol taraf desen değil. Sağ kanatta oynadı Alex Teixeira. Ben mi yanlış gördüm? Ya yani bildiğin sağ açıkta oynadı. Netice itibariyle Beşiktaş Önder Hoca'nın oyuncu tercihiyle, diziliş değil bak. Bu dizilişle daha makul ve mantıklı bir oyun da oynanabilirdi. Rize maçı daha makul ve mantıklıydı mesela. Orada da üçlü savunma vardı. Ama evet, bu dizilişin içerisindeki oyuncu tercihlerinin pozisyon bazındaki yanlışlıklarından dolayı Beşiktaş maça 9 kişi başladı. Şimdi bizim Önder Hoca'ya sormamız gereken bazı sorular var. Soru 1. Serdar Saatçi nerede? Sözleşme arifesinde olan bir oyuncu haftalarda niye kesik yiyor? Bu adamın ayağı mı koptu? Antrenmanda köşeye sıkıştırıp kafasını sıfıra falan mı vurdular? Ne oldu? Yani ne oldu bu çocuğa? Büyük bir ihtimalle Avrupa'ya gidecek gibi bir durum var. Çünkü Avrupa'dan ciddi talepleri var. Serdar Saatçi'nin olması da doğal. Aynı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'nin yaşadığı süreci Beşiktaş Serdar'da yaşar mı? Yaşar. Soru 1. Soru 2. Neden Alex Teixeira kariyerinin en verimsiz noktasında? Çünkü aynı Önder Hoca bundan birkaç gün önce Antalya kampında şu cümleyi kurmadı mı? Alex Teixeira'yı ileriye çok yakın oynatmayı planlıyoruz. Forveti ikilemesi gibi, forvet arkası, hani 9 ve 11 pozisyonu gibi ya da saatli 9 gibi. Ne oldu da burada başladı? Soru 3. Kanada'dan binlerce kilometreden uçakla bile binlerce milden yorgun gelen Kaylilerin kadar bile güvenilmiyor mu Güven Yalçın'a? Oyuna Güven girmiyor da kurtarıcı diye Larin giriyor. Anlatabiliyor muyum? Fazla gol attı ya. O yüzden. Baktık aynı Larin dün veremedi o etkinliği. Güven oyuna girdikten sonra daha bence etkin bir oyun oynadı. Daha önce girseydi Beşiktaş skor bulabilirdi. Bunlar Önder Hoca'nın hanesine eksi yazar. Önder Hoca bunları umarım kalan haftalarda tekrarlamaz. Gelelim hakeme. Hakeme gelmeden bir şey diyebilir miyim Önder Hoca ile ilgili? Çok özür dilerim. Tabii. Sevgili Şafak, hakem ayrı bir konu çünkü çok önemli bir konu senin için. Yani benim için o kadar değil ama senin için ayrı bir önemli bir konu. Senin gibi Beykoz sporlar için çok önemli değil. Evet, ya abi. Geçeceğim bunları, geçeceğim. Konuşuruz üzerine. Emirhan, senden ricam 100. yıldaki kadroyu bir getirir misin? Bu bir. İkincisi, sen dedin ya Önder Hoca ne yapmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Önder Hoca'nın ne yapmak istediğini de anlıyoruz diye. Şimdi Önder Hoca şunu anladı. Ben dedi ağzımla kuş tutsam, her şeyi yapsam, bir dahakine ben yokum dedi. Yokum. Ben dedi burada dedi geçiciyim. Game of Thrones'daki şey gibi, pardon Game of Thrones diyorum, Lord of the Rings'teki gibi vekil harcım ben dedi. Kral gelecek dedi, alacak benden dedi tahtı. Tamam bak, bu kadar net. Ben vekil harcım diyor.
Ben diyor gerçek kral değilim diyor. Beni gerçek kral görmüyor bu yönetim diyor. Bunu da kadrosuyla, taktiğiyle, yaptığıyla gösteriyor. Önder Hoca'nın burada hiçbir kabahati yok. Önder Hoca'ya söyleniyor kardeşim. Kendi ya abi ben bu yoruma katılmıyorum. Yerde. Bak bu yorumu senin gibi böyle bu tarz yorum yapan bazı yorumcular da var. O zaman siz Önder Hoca'ya çok özür diliyorum. Hakaret etmiş oluyorsunuz. Adamın işine, çünkü adamın işine saygısı olmadığını söylüyorsunuz. Mevki ve makamdan dolayı, mevki ve makamdan dolayı Beşiktaş'ın geleceğini sanki düşünmüyormuş da kalıcı olabilmek adına bu hamleleri yapıyormuş anlamı çıkar buradan. Hayır, çıkmaz. Niye çıkmaz biliyor musun? Bak bunu şey gibi düşün Şafak. Bunun Önder Hoca'nın çünkü burada işine saygı, işine saygısı olan bir adam abi, bunları düşünmez. Abicim bu işe saygıyla alakalı değil. Önder ama Hoca yaptığınız geldi, yorum ona gidiyor hayır, abi. Hayır. Geldiği günden beri adamcağızın kafasına devamlı sen gidiyorsun kardeşim diyor. Giyotin kafasında bekliyor. Bunu bir kere olsun insanoğlu ya. İnsan dediğin şey insanın içinde olan bir şey bu. Ne olur. Peki bir dakika bu yorumunun altını doldurur. Bu yorumunun altını doldurur musun? Sayın Ceyhun Kazancı, Sayın Başkan Ahmet Nurçebi her gördükleri mikrofona diyorlar ki ve kameraya bizim hocamız Önder Karaveli kalacak. Sen bu iddianı neyle dolduruyorsun? Önder Karaveli kalacak. Başkan daha yeni dedi abi. Hafta içi dedi. Senin gibi adamların ve herkesin Şenol Güneş demesinden dolduruyorum kardeşim. Bu abi kadar bak mı? Ama bak bizlerin demesi dost sohbetlerinde konuşulan konu ayrı. Anlaşıldı bile. Şenol Hoca ile anlaşıldı, konuşuldu bile ya. Şenol Hoca ile konuşulup Şenol Hoca dedi ki ben şu anda gelmem dedi. Bak gelmem dedi. Bu kadar net ya. Şu anda gelmem dedi. Haziran'da geleceğim dedi. Bu kadar net. Bu arada arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim. Haluk abinin telefonu şöyle çalıyor. Haluk Kesim'in telefonu şöyle çalıyor arayınca. Nasıl çalıyor? Arıyorsunuz Haluk Kesim'i. Şu melodi çalıyor. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan. bak. Bir şey diyeceğim. Abi. Şu kadroya bak. Şu kadrodaki stoperlere bak. Oynayan stoperlere bak. Şu kadrodaki kanat beklerine bak. Şu kadrodaki ileri uca bak. Şu kadrodaki stoperlere bir bakar mısın? Bak Ronaldo, tamam mı? Zago burada değil. Bak Ahmet Yıldırım. Bak üçlü de Tolga orada var. Oynuyor. Tolga var. Hı-hı. Bunlar oynadığında veya Zago var. Bak Yasin Hoca var. İlhan Mansız var. Bak Panku var. Tamam mı? Bak Serdar var. Bak görüyor musun? Bunlar oynadığı zamanki Pascal var. Bak bunlar oynadığı zaman. Ha bak buradan da gelelim. Cordoba bak bütün bunlar oynadığı zaman tamam mı? Bunları oynadığı o stoperlerin oynadığı oyunla şu anda oynanan 3-5-2 tamamen farklı. Bunların arasında hiçbir tane Pjanić yok. Var mı? Yani Cunti biraz belki. Abi belki. Cunti'nin oynadığı Cunti. Ya Pjanić gibi bir... değil ama hani bak Pjanić gibi değil ama belki Cunti'yi koyabilirsin. Oraya. Tamam işte bak ne diyor oraya Josep'i koyarsın Pjanić yerine Josep'i koyarsın 3-5-2'yi öyle oynarsın. Anladın. Zaten ama şu konuda bak haksızlık yapılıyor. Dün Beşiktaş gene kadroyu ekrana getirir şimdi Emirhan dünkü maçın kadrosunu. Josep ve Gezalsız Beşiktaş nasıl oynar bunu göstermeye çalıştı. Fakat bunu yaparken Josef ve Gezal'ı hoca bile isteye kesmedi. Josef de Gezal da sakattı arkadaşlar. Şimdi televizyonlarda da dünden beri şu yorumlar yapılıyor. Diyorlar ki Josef ve Gezal varken sosyal medyada böyle nasıl böyle çıkar? Ya Gezal dediğiniz, Josef dediğiniz iki adam da girdikten sonra kötü mü oynadı? Hayır. Ama ikişer gün, üçer gün idmanla geldiler. Sakattı bu herifler. Yani o yüzden hocaya bu konuda neden ilk başta onlarla başlamadın demek de haksızlık. Bak abi. Onun altını olsam, çizmek. Ben olsam dün sadece şöyle bir şey yapardım. Bu benim fikrim tabii. Sonra hemen hakeme geçelim. Kalede Ersin. Tamam mı? Bak. Geride Montero, Vida, Necip. Tamam. Buraya kadar da. Montero, Vida, Necip. Tamam. Bak buraya kadar da tamam. Onların önünde
Bak Mehmet Topal'ı kullanabilirim. Pjanic'i ikinci yarı sokarım. Pjanic'i ikinci yarıda sistemimi değiştirip sokarım. 3-5-2 oynuyorsam ben oraya Josef sakatsa Mehmet Topal'la girerim kardeşim. Mehmet Topal olur. Bak onun yanında Mehmet Topal'ın yanında Can olur. Solda Rıdvan, sağda Rozier. Bak dörtlü oldu. Tamam mı? Onun önünde Emirhan. En uçta da Alex Teixeira ve Batshuayi kullanırım. Bak onların önünde Emirhan'ı kullanırım. Oğuzhan'ı kullanırım. Yani hı hı. Sergen Hoca gibi. Yani Sergen Hoca'nın o 100. yıldaki o 3-5-2'deki Sergen Hoca gibi. Bak bunu kullanırım. Ama ben Pjanic'i kullanıyorsam arkada benim Wellington'um olur. Sevmesen bile Wellington olur. Veya Serdar dün yoktu ama Wellington. Bir de anlaşamadığımız nokta Rıdvan konusunda anlaşamadık. Ya Rıdvan abicim her sene, her gün, her hafta geriye gidiyor ya. Her hafta geriye gidiyor ya. Bak söylüyorum. Rıdvan dün yaptığı ortalar bana Caner'i anımsattı ya. Allah korusun. Ya geriye gitme konusunda evet performans düşüklükleri yaşıyor. Bu arada esame listesini çantamdan bulmaya çalıştım ama bir şey gösterecektim orada sana. Dünkü maçın esame listesini. Kusura bakmayın o yüzden bir çantayla ilgilendim. Ya Rıdvan konusunda sana katılmıyorum abi. O oyuncuların kafalarını rahat ettirilmesi lazım. Sözleşme noktasında. Ben Sayın Ceyhun Kazancı'nın ve Beşiktaş yönetiminin transferdeki kurmaylarının gençlerle anlaşmak için her yolu denediklerini biliyorum. Ama şunu da söylüyorum. Eğer Rıdvan Ersin ve Serdar veriyor ki bedavaya bir yerlere giderlerse bunun hesabını veremezler. Zaten böyle bir şeye de ihtimal vermez Beşiktaş yönetimi. Neyine katılmadı? Ben onu anlamadım. Ben de senin abi Rıdvan üçlü savunmanın sol beki olmaz. O yüzden katılmadım. Yani üçlü savunmada Rıdvan sol bekte kötü olduğu zaman Rıdvan'ın eleştirilmesini ben çok mantıklı bulmuyorum. Abi Rıdvan'ın üçlüde de oynasa, dörtlüde de oynasa Rıdvan ileriye gidiyor mu, geriye mi gidiyor? Bana onu söyle. Performans. Son birkaç maç haricinde son iki senelik performansı sürekli yukarıya gidiyor. Abi geçen seneden bu sene kötü. Geçen seneden bu sene kötü abi. İleriye gitmiyor işte, abi. Genç oyuncular senin dediğin gibi olmuyor abi. Abicim o zaman bu çocuğa sen mental danışman tutacaksın, finansal danışman tutacaksın, bu çocuğun sözleşmesini yapacaksın, bu çocukları pamuklara saracaksın, bu çocuğu alacaksın, geleceğim diyorsan bu çocukla ilgili ilgileneceksin abi. Bu çocuklarla ilgileneceksin. Hakem diyorsun, hadi bakalım neymiş senin hakem derdin, bir öğrenelim. Senin hakemle alakalı derdin yok mu dünkü maçtan sonra? Abicim benim hakemle ilgili derdinden öte Beşiktaş'ın kötü oyunuyla ilgili var. Dünkü hakem, dünkü bak iki pozisyon üzerine konuşuruz. İki tane pozisyon. İki pozisyon mu? Bu, üç tane penaltı pozisyonu var maçta. Ya Şafak, bunu öne koyarsan Fenerbahçe... Yıllarca bundan dolayı hata yaptınız. Haluk Kesim abi, ve geçeceğim, Haluk Kesim gibi düşünenler. Yıllarca sadece hakemi mi konuşacağız? Oynasan yine taraftarı. Sadece ne oyna abi? Abi ne oyna? Bak burada hepiniz yanılıyorsunuz. Diyorsunuz ki Antalya Sporlu oyuncunun ensesine çarpıyor. Öyle ya abi, ya benim gözüm bozuk bak. Ya benim gözüm bozuk. Senin gözün ya bozuk. Benim gözüm bozuk. Abi, ya siz zannetmişsiniz. Ya şu abi, pozisyonda adamın elini görüyorsun. Nasıl o ensesine abi, çarpmış diyorsun? Şafak tek açıdan bakıyorsun. Tek açıdan baktığın zaman bu açıdan ben televizyonda da ilk bu açıdan baktım penaltı dedim, tamam mı? Sonra ikinci açıyı gösterdi. Adamın ensesine vuruyor kardeşim. Ensesine vuruyor. Adamın şak diye ensesine vuruyor. Penaltıyla tamam. Uzaktan yakından alakası yok. Peki. İkinci pozisyona abi, geçelim Emir Han. Tamam bak. Bunların üzerinde durup da bak, abi bunların üzerinde durun bak. Bunların üzerinde duracaksın abi. Bak ilk başta abi, 3 saniye. Abi 3 saniye. Bak seni burada bu konuyla alakalı konuşturmam abi. Nedenini söyleyeyim. Bak bunun çünkü, üzerinde dur. Ötekinin abi, üzerinde bak, dur. Sürekli bak sürekli Beşiktaş'ın kötü oyununun altına ben de imza atıyorum. Bak 20 dakikadır onu konuştuk. Ama sen kalkıp da hakemlik ne var bakalım dersen olmaz. Dün Beşiktaş sahada doğranmıştır. Beşiktaş kötü oynayabilir. Ya nasıl o? Yapma gözünü seveyim. Beşiktaş kötü oynayabilir. Beşiktaş'ın transferleri kötü olabilir. Hocası yanlış kadro çıkartabilir. Sahaya yanlış dizilebilir. Ama bunlar kuralın uygulanmasına karşı bir durum değildir.
şu pozisyonda ya, top kaleye gidiyor. Bak şu pozisyon, o zaman ooo diyecek kadar bir şey yok. Beşiktaş dün bu maçı kazansaydı Fenerbahçe'yi altına alıyordu. Ne demek o? Evet. Abi o zaman ne demek o? Yani dünkü maçın %60'ı Beşiktaş yüzündense %40'ı da hakem yüzündendir. Bunu söyleyemezsek mesleğimize ihanet etmiş oluruz. Bak bunu söylersin Şafak. Ama ya yapma gözünü seveyim abi. Yani Beşiktaş kötü oynadı tamam ama penaltı yiyor yormayalım. Kötü oynadı. Bir dakika. Oynadı ama penaltısı verilmedi. Hayır. Bak bu pozisyonun üzerinde dur diyorum. Bütün problem. Öbür Güven'in pozisyonu var, o da penaltı. En az 5 tane takıma verdiler Güven Yalçın'ın pozisyonunu, sayayım mı? Üçü Fenerbahçe'ye verildi. Bir şey diyeceğim ben sana. Cumartesi günü de kardeşim, ben bunu yayında da söyledim. Cumartesi günü. Ya sen söyleyemiyorsun. Ben söyleyeyim abi. Bak sen söyleyemiyorsun. Ben söyleyeyim. Vermedin. Neyi söylüyorum? Söyle. Yayının sonunda söyleyeceğim. Şimdi şu pozisyon top kaleye gidiyor. Kaleye giden top neymiş efendim? Adamın arkası dönükmüş kardeşim. Kol açık mı? Açık. Omuz hizasının altında mı? Altında. Kaleye mi gidiyor? Gidiyor. Bu pozisyon sadece penaltı değil. Bu pozisyon penaltı artı kırmızı kart. Bunu dün Seçim Demirel de söyledi. Abi dün bunu Seçim Demirel de söyledi. Ben dinledim senin yayınında. Benden 5 dakika önce bağlandı. Dedi ki bu pozisyon eğer penaltıysa, ki penaltı gözüküyor dedi. Sadece penaltı olmaz. Penaltı artı kırmızı karttır kaleye gidiyorsa dedi. Seçim Hoca söyledi bunu. Evet. Kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Şu an video veremediğimiz için. Bak şu an videoyu veremediğim. Emirhan videoyu verir misin kardeşim? Veremez. Hayır canım. Ama kaleye gidiyor şimdi. Nasıl ikna edeyim seni? Ya bir dakika, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Hayır, kaleye gitmiyor mu orada? Şafak. Kaleye gidip gitmemesi konusunda bir şey demiyorum ki. Evet gidiyor. Tamam eyvallah. Penaltı bak, kırmızı kart abi o zaman. Burada problem şu. MHK, daha doğrusu İFAP, yani UEFA, TFF, bilmem ne, hepsi, herkes, bütün dünyada saçma bir dakika sapan. Nereye gidiyor abi top? Ya kardeşim. Nereye gidiyor abi? Kaleye, ben bunu anlatmıyorum sana. Benim derdim bu değil Şakar. Siz detaya takılıyorsunuz. Genele bak. Abi detay 2,5 milyon TL. Şafak. Siz büyük resmi kaçırdıkça. Büyük resim Önder Hoca'nın Alex'i yanlış yerde oynatması mı abi? Bak hayır değil. Ya Şafak provokasyon yapıyorsun şu anda. Tamamen provoke ediyorsun. Tamamen direkt sosyal medyadaki o işi bilmez adamlar gibi sen şu anda provoke ediyorsun. Bak, kesinlikle. Kardeşim. Bak burada önemli olan. Ben onların sesi pozisyon oluyorum sadece. Bak. Ben şimdi başlayacağım. Tövbe yarabbim. Haluk kesin gerildi. Devam et abi. Bak, kardeşim bütün problem şurada. Senin karşı çıkman gereken, senin kulübünün karşı çıkması gereken konu şu. Sen sezon başında hakemlerle ilgili şu konuşulmadı mı? Artık el kuralı hakemlerin kararına bağlandı. Tamam mı? Herkes dedi ki, saçma sapan oh dedi, ne güzel artık dedi, barda dedi sadece ele geldiğinde dedi bir şey olmayacak dedi. Taraftarlar, onlar kulüp yöneticilere ulan dedi biz de yırtarız dedi. Oysa geçen sene bu pozisyon kırmızı kart ve penaltı. Doğru mu? Evet. Şafak. Bu sezon da öyle. Hayır değil. Bu sezon ne yazık ki FIFA'nın ve UEFA'nın verdiği karar ve bizim Türkiye Futbol Federasyonumuzun, MHK'nın da seminerlerde söylediği tek bir şey var. Dedi ki artık dedi hakem yorumuna bağlı elle oynamalar dedi. Buna o zaman zamanında biz dedik ki, ben de dahil, olmaz öyle şey. Yanlış yapılıyor dediğimizde kimse karşı çıkmadı. Çıktı mı Şafak? Abi çıkmadı, Beşiktaş Kulübü'nün, FIFA'nın ya da TFF'nin ya da İFAP'ın kurallarına karşılık verme gibi bir lüksü olamaz. Abi, sadece Beşiktaş kulübünü bağlayan bir durum değil bu çünkü. Tam bütün futbol camiasının karşı çıkması lazım. Çıkamaz. Nasıl burada çıkacaksın ya? Nasıl çıkamaz? İFAP bir kural koyuyor. Abi İFAP bir kural koyuyor. Türkiye'deki abi, 18 kulüp birleşip karşı çıksa ne olacak? Hayır. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu MHK istediği zaman talimatlar meydan. Peki sevgili Ali Kesim. Sevgili Ali Kesim. Bu İFAP kuralları Trabzonspor maçlarında
Geçerli değil mi? Ya Şafak. Çatır çatır bak, çatır çatır kolluyorlar Trabzon'u. Al işte, al işte. Bak bak bildiğin. Abi al işte değil, görüyoruz. Sen, bu hafta da kolladılar. Ya kardeşim, sen ve senin gibiler bu olaya çözüm bulmak abi yerine, yapmayın abi, gözünüzü seveyim. Onda da var. Abi gözünüzü var. Seveyim yapmayın bak. Fenerbahçe bu sene Galatasaray'ı çok doğuruyorlar. Bizi çok doğuruyorlar. Geçmişte Beşiktaş'a da kayırmışlardır. Senin, eyvallah. Senin, bak senin, Beşiktaş'a hayır, da kavurmuşlardır. Ben bahsetmiyorum Şafak. Ben ondan ama bahsetmiyorum. Ya, anla. Bence sen Allah sen olayı egzajere ediyorsun. Şafak sen yapıyorsun. Anla Allah aşkına anla. Bak kardeşim. Geçen sene bu olay penaltı ve kırmızı kart mı? Soruyorum sana. Penaltı abi şu pozisyon dünyanın her yerinde geçen senede bu senede penaltı ve kırmızı kart. Değil işte. Değil. Hakem. Bana bak, bunun kuralını bir sonraki yayında ekrana getirir misin abi? Şafak bunun bir kuralı hayır, yok. Hayır abi bak, yok bir şey söyleyeceğim abi bak. Seni yanlış anlamıyorum. Şunu soruyorum sana. Bu kuralın böyle olduğunu ben bilmiyorsam beni düzelt. Rica ediyorum. Bir sonraki yayınımızda oh. Çarşamba akşamı bu kuralı Şafak, ekrana getirir misin? Söylüyor. Ekrana getirmeye gerek yok. Söylüyorum. Diyor ki MHK, FIFA, UEFA bu sene için dedi ki 50 oynamalarda hakem yorumu gerekli. Hakem burada eğer dese ki bardaki kişiye dese ki bak hakemin yaptığı yanlış. Bu penaltı. Benim de görüşüm penaltı. Ama hakem dese ki vara vardan mesela bir uyarı gelse. Bir uyarı gelse. Dese ki hocam bak. Şeyden mi gelecek abi? Özgür Yankaya'dan ya mı gelecek Allah aşkına? Dinle. Hakem dese ki kardeşim dese ben bunu arkası dönük istemeyerek yaptığını düşündüm. Kola çarpma olarak düşündüm. Dediği anda bitti. Ama geçen sene kurallara göre ceza sahası içerisinde ele herhangi bir temasta penaltı veriyor. Doğru olan oydu abi. Anladım. Tamam mı? Anladım bak, abi. Şimdi daha iyi anladım. Peki ya abi senin dediğin gibi olsun. Ama penaltı. Bakın bu tamam. Penaltı. Ama Allah eyvallah. Aşkına artık bir şekilde her değişime biz her şeye evet diyoruz. Ya adam kafasına göre bir şey değiştiriyor. Herkes şaşırıyor. Herkes bir saçma sapan bir şekilde duruma bakıyor. Diyor ki aa diyor benim de işime gelir şimdi bu. Diyor. Abi susmayacaksın ya. Nasıl o ligden düşmeme meselesinde işine geldiği için susulup ondan sonra para az geldiği zaman ne oluyor denmemesi gerektiğini zamanında söylediysek şimdi de söylüyor. Oh oh ne güzel. Ligden düşme olmasın. Şimdi 150 milyon veriyor yayıncı kuruluş. O para şimdi, az geldiği zaman ne olacak bakalım? Abi şimdi sözün özü şu. Eski yenilen hurmalar şimdi tırmalamasın abiciğim. Sözün özü şu. Zamanında hayır. Dün Beşiktaş'ın abi bunlar genel konuşmalar. Beni bu 90 dakika ilgilendiriyor. Benim umurumda değil. İşte, Ben bu ülkede nasıl kümede kalma kararının alındığını çok iyi biliyorum. Çok iyi bildiğim için de kimler kimlere nelerelere ne baskı yaptığını camia olarak, futbol camiası olarak tamam. Söylüyorum bunu. Siyasi zemine çekilmesin lütfen. Bunları çok iyi bildiğim için o yüzden o beni ilgilendirmiyor. Ya ben biliyorum Malatya Spor camiası nasıl baskı yaptı, Ankara Gücü camiası nasıl baskı yaptı, Kayseri Spor'da iş adamları nasıl devreye girip baskı yaptı, bu kulüplerde bu yüzden düşürülmediğini çok iyi biliyorum. İşte ama buradaki bu 90 dakikayı ilgilendirmiyor abi. Bu bak beni bu ilgilendirmiyor abi. Beni şu ilgilendiriyor. Beşiktaş dün kötü oynadığı bir maçta hakem tarafından verilmeyen penaltısıyla 3 puanlar edilmiştir. Bak maçın cümlesi ben bu. Ben de diyorum ki sana zamanında yenilen hurmalar yüzünden bunlar oluyor diyor. Katılmıyorum abi o yorumuna. Beşiktaş kulübünün böyle bir şeyde itiraz hakkı olamaz abi. Kural değişiyor abi, ya. Hakem. Ya abi bu adamlar hala 12 yaşında çocukları maça almıyorlar. Kurban olayım ya. Ya hakem de diyor ki adamın arkası dönük ben diyor penaltı değil diye gördüm. Ama diyor. Sıkıntı şu. Haluk abim bak sıkıntı şu. Aynı hakem. İşte bunun maçında, lazım. Bak aynı hakem X kulübün maçında buna benzer pozisyonlarda penaltı verirse olmuyor tamam. İşte. Güzel abim i̇şte orada bak, anlaşamıyoruz. Dün Seçim Demirel'e şunu sordum ben. Bak dün dinledim. Seçim Demirel'e sordum. Dedim ki kardeşim cumartesi günü Salahin'in top eline geldi mi dedim. Kesti mi? Evet. Kesti dedi. Hakem dedim doğru karar verdim. Penaltı değil mi dedim. Evet değil dedi.
O zaman dedim Larry'nin pozisyonu niye penaltı? Aynen öyle abi işte. Bak şimdi işte aynı yere geldik. İşte bak hayır Şafak, bunu soruyorum zaten. Bunu her seferinde de sormaya devam ediyor. Ancak şu var. Bu olmasının sebebi sen bunun yani bunun için şey vermeyeceksin, silah vermeyeceksin ele. Abicim geçen sene en ufak bir ele çarpmaya penaltı veriliyorsa yine aynı devam edecek. Abicim ele ne olursa olsun çarptığında bunun adı penaltı. Ya ben seninle aynı düşünüyorum abi. Kesinlikle aynı düşünüyorum bu noktada. Penaltıdır. Cezalarını ne düşüyorsa penaltı. Şunu kabul. Bak, şunu kabul. Şunu kabul. Bunu geldi böyle yaptı. Bir de bunu nasıl düşüneceksin biliyor musun? Bunu sen ben yaparız ama birçok kimse yapmaz. Şu pozisyonda dün Antalyalı oyuncun değil de orada Antalyalı oyuncu kafayı vurup Montero'nun o şekilde eline çarpsaydı şu anda %99.9 Beşiktaş'ta arkasındaydı, görmedi diyecek. Bak, ben öyle diyen insanların olacağını düşünmekle birlikte öyle demeyeceğimi çok iyi biliyorsun. Ya sen demezsin yani. Ben demem. Bak, sen demezsin ben demem. Bizi izleyenler de dahil diyecekti. Abicim bunu bu tip futbolla ilgili şeyleri ona göre bakacaksınız. İlk önce kendi kapınızın üzerindeki önündeki karı temizleyeceksiniz. Göreceksiniz. Sözünüzü son cümlelerini kapanışı yapacağım abi. Eğer ya, sen ilave bir şey söylemeyeceksin. Yok, ilave edeceğim bir şey yok. Yani şimdi arkadaşlar, Beşiktaş çok zorlu bir fikstüre giriyor. Haluk abi gördün mü bilmiyorum fikstürü. Acayip zorlu bir fikstüre giriyor. Bu fikstürden ben Önder Hoca'nın bu oyuncu tercihleriyle ve bu dizilişle, kadro tercihi ve dizilişlerle çıkabileceğini zannetmiyorum. Üst üste çok zorlu maçlar var. Hafta içindeki kupa maçından başlayacak şekilde. Emirhan'cığım eğer Beşiktaş'ın fikstürünü ekrana getirebilirsen, kısaca getirirsen çok sevinirim. Eğer bulma fırsatın olursa. Emirhan'a da böyle yayın içinde goller atıyoruz evet. Ama artık o da alıştı ya bize. Beşiktaş Türkiye Kupası'nı alacak, başka çaresi yok abicim. Tabii canım, bütün, kesinlikle. Başka hedef yok yani. İşi gücü bırakacak Önder Hoca. İşi gücü bırakacak. Herkese de konuşacak, alacak, çağıracak. Yemek mi verecek? Başkan, Ahmet Başkan, Ceyhun Bey. Yemek mi verecek? Ne yapacak? Herkesle oturacak, konuşacak. Diyecek ki arkadaşlar, Türkiye Kupası'nı alacaksınız. Alacaksın. Bitti. Yok çünkü. Deniz bitti çünkü. Deniz bitti. Yok. Abi şampiyonluk şansı fikstüre, falan yok arkadaşlar. Onu bir defa bakar bakalım. Mısın abi? Bak. Adana Demirspor maçından sonra Adana Demirspor, Altay, Sivas, Başakşehir, Galatasaray, Hatay, Trabzon, Alanya. Düşünebiliyor musun? Yani aslında Giresun, Kasımpaşa, Kayseri bunlar da çok zor. Fenerbahçe'yi zaten söylemiyorum ama şu periyottan Beşiktaş Önder Hoca'nın bu oyun anlayışı ve bu dizilişiyle çıkması çok zor. Umuyorum çok kaos yaşanan haftalar olmaz ve bir şekilde Beşiktaş büyük takım refleksi gösterir. Ama öncelikle hedef sevgili Haluk Kesim'in söylediği gibi kesinlikle Türkiye Kupası olmalı. Ha Türkiye Aynen. Kupası olacak diye de buradan rezalet bir fikstürden daha doğrusu bu fikstürden rezalet sonuçlarla çıkmak da olmaz. Beşiktaş'a yakışmaz. Şimdi sözün özü Haluk abiyle yayının sonunda ortak noktaya geldik. Biz arada bir böyle çatışırız. Çok da severiz birbirimizi. Ama Beşiktaş'ın yöneticileri, başkanları veya herhangi bir kulüp çalışanı ki kendilerince layığıyla kulübün haklarını savunduklarını düşünüyor olabilirler. Savunmayabilirler. Ben burada bir yorumcu olarak Beşiktaş'ın haklarını savunacağım diye bir iddiam da yok. Ama bir futbol sever olarak şunu net bir şekilde söylüyorum. Dün sahada yaşanan var rezaletini hangi maçta olursa olsun yüksek sesle söyleyeceğim arkadaşlar. Bana bu pozisyonlarda devreye girmeyen VAR'ın dijital bir beyin tarafından yönetildiğini kimse ikna edemez, inandıramaz. İkincisi, Halil Umut Meler üzerinden MHK değişmiş olabilir. Zihniyetin aynı olduğunu hepimiz biliyoruz. Halil Umut Meler üzerinden Beşiktaş'a kesilen raconu Rize Spor'a Cüneyt Çakır üzerinden aynı şekilde kesemeyen MHK'yı bu dakikadan sonra kimse meşru kılamaz, anlatamaz, izah edemez. Rize Spor'un başkanı çıktı, haklı haksız bir cümle söyledi. Merkez Hakem Kurulu bununla alakalı aksiyon alıp Cüneyt Çakır'ı
Rizespor'un maçına atayabilecek cesareti gösteremedi. O yüzden şunu hiçbir zaman unutmayın. Haluk abinin yayının başında söylediği gibi altını çiziyorum. Ben burada hiçbir kulübü savunmak gibi bir yükümlülükte değilim ama Beşiktaşlı belki yalnızdır ama omuzu geniştir. Burada Haluk Kesim gibi, Şafak Malatya gibi birçok Beşiktaşlı yeri geldiği zaman nasıl Beşiktaş'ın lehine bir hata oluyorsa söylüyorsa, aleyhine olduğu zaman da sonuna kadar da söyler. Bundan da geri durmaz. Bu dakikadan sonra da ben Beşiktaş'ın artık ligde çok kolay belini doğrultacağını düşünmüyorum. Allah bu fikstürde Beşiktaş'ın yardımcısı olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Arada bir gerildik. Onlar da tuzu biberi artık idare edeceksiniz. Ya o kadar olacak yani. Ha, bu arada Cüneyt Çakır'a bak ben sana söyleyeyim. Haftaya verecekler değil mi? Deplasman maçı. Bak abi bir de şöyle bir gerçek var Şafak. Yani sen böyle bir olaydan sonra Rize'ye gittin mi hiç bilmiyorum ama küçük bir yerdir. Yani Rize'ye Cüneyt Çakır'a oradan Rize'nin delisi de vardır yani. Ben de hani oradan yani delisi peki dediğim. Peki abi deplasmana vermeseler ne yaparsın? Şey yapmam. Ben bana göre deplasmana verirler. Yani büyük ihtimalle öyle diye düşünüyorum. Ben yayında dün konuştuk seninle. Yapılanın yanlış olduğunu söyledim. Yani ulusal bir kanalda ben bunu ilettim zaten. Yanlış olduğunu da söyledim. Ama benim tahminim Rize'de hani Rize'nin delisi çoktur dediğim şu. Ben de hani köken olarak oralıyım. Orada adam bakmaz öyle bir şeye. Cüneyt Çakır'ı çarşıda gördüğü zaman ne diyorsun sen diye ona gelip bir iki tane tokat atmaya kalkışır. Allah korusun. Rize bile küçük bir yer arkadaşlar. Yani can güvenliği, sağlığı için böyle bir atamayı yapmamıştır MHK. Ha, deplasmanda yapar. Çaykur Rize'nin deplasman maçına Cüneyt Çakır'ı büyük ihtimalle bu hafta ilk atamayı yapar. Ama orada yapmamıştır ve bence bu da eğer bunu düşündüyse haklıdır. Ama düşünmediyse de Şafak haklıdır. Diyecek bir şey yok. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece Cüneyt Çakır değil, hepimizin can güvenliğinin layıkıyla koruyacağından emin olduğum için ben öyle düşündüklerini zannetmiyorum. Ama bakacağız deplasmana atlayacaklar mı? Olmadı mı? Özür dilerim ama olmadı mı? Konuşmadık mı seninle Şafak? Trabzon'dan çıkamadı hakem. Doğru söylüyorsun. Hakemi kilitledi da. Tabii. Yani ben gelene kadar kilitledi. Bütün millet de o konuyu konuşmadı. Dedi ki etek meselesini konuşun. Biz seninle etek meselesi önemli değil. Bu konu önemli dediğimiz zaman herkes bize tukaka laf edilmiştir. Gördün mü? Efendim kendinize dikkat edin. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.